Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'in sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Podolog nedir, kimdir, neler yapar, biraz bahsedebilir miyiz Şeyma Hanım? Podolog Türkiye'de aslında bilinmeyen bir isim diyebilirim. Çünkü ayak sağlığı üzerine eğitim alıyoruz. Biz yeni yeni üniversitelerde başlıyor. Aslında 8-9 yılı aştı. Ama hala birçok doktorlarımız bile podoloğu bilmiyorlar. Üniversitede tırnak hastalıkları problemleri, mesela tırnak mantarı, deforme tırnak, tırnakta tutulan sedef, egzama, batık tırnak gibi problemler var. Birçok zamanda doktora gidiyoruz bu işlemler için ya da temizleme gibi bir probleminiz olduğunda manikürcüye gidiyordunuz. Bu ikisinin ortasında ayak problemlerimizi toparlayacak, hani işi iyi bilen, üniversitede bir eğitimini almış, ayak problemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek ama bir yandan da ayağımı teslim edebileceğim, işlem yaptırabileceğim bir kişi yoktu aslında Türkiye'de. Ve artık ayak sağlığınızla alakalı topuk çatlakları, hani baktığımızda sadece ayağımızdaki topuk çatlağı gibi gördüğümüz ama çok daha büyük ülsere, çok daha büyük yaralara neden olabilecek problemler. Nasır, ayaktaki sil ile nasırı karıştırıyoruz. Bunu görüp ona göre işlem yapılacak. Batık tırnakta bir uygulama, yani operasyon işi yapılmadan, hiçbir şekilde kanama yapmadan batık tırnak uygulamalara doğrultma düzeltme yapabileceğiniz. Tırnak mantarında tabii ki doktorlarımız lazer uygulama yapıyor ama mekanik temizliği tabii ki de doktorlarımızdan isteyemiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte podologlar tamamen ayak problemlerinde mekanik temizlik, batık tırnakta doğrultma düzeltme, nasır temizleme, sihir temizleme, topuk çatlak toparlama, temizleme, tamamen bu ikisinin ortasındaki ayak problemlerimizi düzeltecek kişilerdir. Evet. Ayağa bakarmıştım. Ayak önemli. Ayak önemli. Evet, gerçekten yani, beden sağlığı için de çok önemli. Hakikaten. Çok çok önemli, çünkü dişlerimize dikkat ediyoruz, yüzümüze, saçımıza dikkat ediyoruz, kıyafetimize dikkat ediyoruz, ayakkabımıza dikkat ediyoruz. Dikkat etmediğimiz şey çorap seçimlerimiz, bir de ayağımızdaki problemlerimiz. Evet. O kadar önemli ki. Küçük bir batık bile bütün günümüzü etkileyebiliyor aslında. Çok. Yani çok önemli oysa ki. Evet. Peki yaz geliyor. Yaz dönümünde ayak bakımının önemi nedir? Neler yapmalıyız? Yaz dönemi gelince bizim hemen böyle ayak problemleri önümüze çıkıyor. Çünkü kışın bir şekilde kapatıyoruz, evet, bir şekilde hadi botlarla biraz daha rahat ayakkabılar giyiyoruz ama yazın artık biraz daha ön plana çıkan ayakkabılar giyiyoruz. Açık ayakkabılar, daha açık estetik ayakkabı görünüm giyiyoruz. Önemli. Evet. Mi? Hem ayakkabılarımıza dikkat ederken ayaklarımıza da dikkat ediyoruz ayak bakımında. İşte burada önemli olan önce ayakkabıları söyleyeyim. Çünkü önü açık ayakkabılar, hele ki bayanlarda giydiğimizde ayak terliyor, başlıyor sürtünmeler, su toplamaları yazın çok fazla ön planda oluyor. Dar ayakkabılar giyiyoruz, babetler giymeye başlıyoruz. Bunlar da küçülmeye başlıyor ayakkabılar yazın. Ne oluyor? Daha çok batık problemleri meydana geliyor. Ya da tırnak problemlerimiz varsa ne yapacağız diye gidip kendimiz müdahale edebiliyoruz. Burada yine problemler yaşayabiliyoruz. Protez tırnak çok öncelik oluyor bizim için. Erkekler de protez tırnak yaptırıyor bu arada. Sadece kadınlar değil. İşte buna da değinmek istiyorum aslında bugün. Çünkü yaz döneminde tırnaklarımızda kadınların problemleri olduğu kadar erkeklerin de tırnaklarında tırnak mantarı oluyor. Ve tabii ki de artık her şeyimize dikkat ediyoruz. Erkekler de bakım yaptırmak istiyor ama gidip de bir sürü herkesin, kadınların içerisinde de bir protez tırnak yaptırdığınızda böyle bir garip olunuyor. Ama bir
Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.